Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Bu derste sizlerle quantifiers konusunu işleyeceğiz. Yani miktarlardan bahsedeceğiz. Ekranda gördüğünüz gibi some, any, much, many, a lot of, a few ve a little'ın kullanımlarını detaylıca işleyeceğiz. Özellikle 7. sınıf öğrencilerin bu üniteyi çok dikkatli dinlesinler. 6. ünitede bu konu karşılarına çıkıyor ve kesinlikle sınavda sorulabilecek soru tipleri bu konudan çıkar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden dersimize geçelim. Öncelikle some ve a lot of'la başlayalım. Önce birkaç örnek. There is some fruit juice. There is a lot of fruit juice. There are some cupcakes. There are a lot of cookies. Hadi detayına inelim. Dersten önce countable ve uncountable konusunu netleştirmeliyiz. Bu kelimeleri çok duyacaksınız arkadaşlar. Countable sayılabilenler için kullanılıyor. Uncountable ise sayılamayan varlıklar için kullanılır. Sum her ikisinde de kullanılabilen bir miktar belirten kelimedir. Sayılabilenlerde yani countable'larda kullandığımızda birkaç anlamına gelir. Örnek: There are some presents. Birkaç hediye. There are some balloons. Birkaç balon. There are some apples. Birkaç elma. There are some oranges. Birkaç portakal. Peki uncountable sayılamayanlardaki sum ne anlama geliyor? Biraz anlamına geliyor. There is some juice. Biraz meyve suyu. There is some money. Biraz para. Bir dakika hocam, para sayılabilir diyenler var aranızda sanki. Hayır arkadaşlar, para sayılamaz. Siz annenize ya da babanıza gidip bana biraz para ver diyorsunuz. Evet, ama parayı sayarken üstündeki değeri sayıyoruz. 5 lira, 10 lira, 20 lira, değil mi? 1 para, 2 para, 3 para diye saymıyoruz. Dolayısıyla para uncountable yani sayılamayanlar statüsündedir. Ayrıca bread, ekmek de sayılamaz arkadaşlar. Evet, bakkala gidip ya da fırına bir ekmek ver dediğinizde aslında a bread değil, a loaf of bread demek istiyorsunuz İngilizce'de. Bu yüzden bunu sakın unutmayın. Para ve ekmek sayılamaz. Şimdi en önemli noktaya geldik. Dikkat! Sum sadece olumlu cümlelerde kullanılır. Tekrar ediyorum. Some'ı sadece olumlu cümlelerde kullanabilirsiniz. Şimdi a lot of'la devam edelim. A lot of ya da many de kullanılabilir. Countable'larda yani sayılabilenlerde çok anlamına gelir. There are a lot of presents. Çok hediye. Bir sürü hediye. There are a lot of balloons. Çok balon. Bir sürü balon var. There are a lot of apples. Bir sürü elma var. Çok elma var. 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo elma. Uncountable'larda yani sayılamayanlarda ise ya da much da kullanılabilir. A lot of gibi. Yine çok anlamına geliyor. Yani her ikisinde de çok anlamına geliyor. Countable'larda sayılabilen çok. Uncountable'larda sayılamayan varlık çok. There is a lot of juice. Bir sürü meyve suyu, çok meyve suyu. Örneğin şu bardağa bakın, bardak dolu. Yani çok fazla meyve suyu var içinde. There is a lot of money. Çok parası var diyoruz ya. Çok. İşte burada yine a lot of'u kullanıyoruz. Yine en önemli nokta. Some gibi a lot of'da yine sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor. Some ve a lot of sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor arkadaşlar. A few, a little ve any ile devam edelim. There are a few balloons. There is a little fruit juice. There aren't any sandwiches. There isn't any fruit juice. Örneklerden aslında şu ana kadar anlattıklarımı iyice anladıysanız bunların kullanımlarını da hemen fark etmişsinizdir. Ama detaya inelim. A few, countable'larda birkaç anlamına geliyor. Yani some gibi değil. Some'dan biraz daha farklı bu. Birkaç tane kurabiye var. Birkaç tane balon var.
Little'sa yine sayılamayanlarda biraz anlamına geliyor. Bardağa bakın, biraz meyve suyu var. There is a little juice. Biraz meyve suyu var. Some'la anlam olarak aynı anlamdalar aslında. Yine birkaç biraz. Fakat burada azlığını belirtmek istediğimiz zaman a few ve a little'ı kullanıyoruz. Some'ı kullandığımızda genelde ne az ne çok diyebileceğimiz bir miktardan bahsedilmekte. Ve yine dikkat. Some gibi, a lot of gibi, a little ve a few da sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor arkadaşlar. Şu ana kadar öğrendiklerimizin hepsi sadece olumlu cümlelerde kullanılıyor. Any'ye bakalım. Any hem uncountable'larda hem de countable'larda hiç anlamına geliyor. Yani hiç yok. There aren't any beverages. Biliyorsunuz food and beverage'de öğrenmiştik. Food yiyecek, beverage içecekti. Hiç içecek yok. There isn't any juice. Hiç meyve suyu yok. Gördünüz mü? Bardak boş. Tabak boş. Hiç yiyecek yok. Hiç içecek yok. There aren't any apples. Örneğin. Bakın tabağa. Elma gören var mı? Yok. Hiç elma yok. Bir de sorusunu yapalım. Are there any balloons? Hiç balon var mı? Are there any apples? Hiç elma var mı? Is there any money? Hiç para var mı? Is there any bread? Hiç ekmek var mı? Is there any juice? Hiç meyve suyu var mı? İşte bu anlamlarda. Ve geldik en önemli noktaya. En iyi arkadaşlar, olumsuzlarda ve sorularda kullanıyoruz. Yani olumsuz ve soru cümlelerinde any kullanılıyor. Bunun dışındakilerin hepsi olumlu cümlelerde kullanılıyor. Evet, şimdi bir oyunla pekiş. Şimdi boşluklara a few ve a little kelimelerini yerleştirmenizi istiyorum. Hemen videoyu durdurun, yerleştirin ve tekrar çalıştırdığınızda cevapları göstereyim. Hemen cevaplara bakalım. A little milk, biraz süt. Biraz süt. Bakın süt sayılamaz. O yüzden a little. A few bananas. Birkaç tane muz. Muz sayılabilir. A few. Butter, tereyağı. A little. Bu yüzden sayılamadığı için a little. Soup, çorba. Sayılamaz. A little. Eggs, yumurta. Sayılabilir. A few. Cucumbers. Salatalık sayılabilir. A few. Cheese, peynir. Sayılamaz. A little. Sausages, sosis sayılabilir. A few. Hemen yeni bir etkinlikle birlikteyiz. Şimdi de boşluklara some ve any'yi getirmenizi istiyorum. Ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hadi başlayın. Evet, cevaplara bakalım. I need some butter. Biraz tereyağına ihtiyacım var. Olumlu bir cümle. Biraz some kullandım. There isn't any jam in the jar. Görüyorsunuz. Kavanozda hiç reçel yok. Gerçi bizim kavanozumuz dolu ama onlarınki boşmuş. Hiç yok. Olumsuz bir cümle ve hiç anlamı. Any. Don't buy tomato. Domates alma. There are some tomatoes in the fridge. Dolapta birkaç tane domates var. Bu yüzden some. Is there any bread? Hiç ekmek var mı evde diye soruyoruz. Bu yüzden any. Would you like some orange juice? Some. Bir dakika hocam, bu soru. Sorularda hani any kullanıyorduk dediğinizi duyar gibi oluyorum. Ama bu o tip bir soru değil. Karşı tarafa ister misin sorusu yöneltiyoruz. Would you like? Would you like kalıbı bir şey ister misin diye soruyoruz. Bu yüzden bu tip sorularda some kullanabiliriz. Hiç portakal suyu ister misin diye bir soru olmaz. Bu yüzden biraz portakal suyu ister misin? Would you like some oranges? Karşımızdakine bir teklifte bulunuyoruz. Demek ki ne yapıyoruz? İngilizce'de ezber yapmıyoruz arkadaşlar. Sorulara any gelir dedim. Her soruya değil. Anlamını ve kullanımını kontrol ederek cevapları veriyoruz. Do you have any salami? İşte burada any. Çünkü evde hiç salam ve peynir var mı diye soruyoruz. Hiç anlamı. There aren't any eggs. Hiç yumurta yok.
Evet, lütfen dersim hoşunuza gittiyse ve bu derslerin kanalımda yayınlanmasına devam etmesini istiyorsanız beğen tıklamayı unutmayınız. Ayrıca bu ünitenin konu anlatım videosunu da mutlaka izleyiniz. Evet, dersimizin sonuna geldik. Dersime katıldığınız için teşekkür ediyorum. Hemen ekranda, yukarıda ve aşağıda diğer videolarımı tıklayarak ulaşabileceğiniz linkler gelecek. Eğer izlemediyseniz mutlaka tıklayınız. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.